müsteşar diyor. Biz kurulduk kurulalı diyor parayı dolar olarak alırız, maaşımızı dolar olarak alırız. Ve bunu anaya kaydeder diyoruz. Bilinen bir gerçekti yani siz. Günaydın. Yeni mi yanıyorsunuz? Olur falan diyor. Menderes bu adamı çağırdı. Ve görevine son. MİT müsteşarlığından azdı. Bu müsteşar ertesi günlerde ne oluyor biliyor musunuz? Coca-Cola'nın Türkiye CEO'su, CEO diyorlar mı öyle diyor? CEO'su. Coca-Cola özel bir firmadır. Değerli arkadaşlar. Bir özel firmanın başına getiriliyor. Türkiye hükümetinin azlettiği bir kolyeler. Hikaye burada bitti. Üzgünüm, burada bitti. Ne oluyor biliyor musunuz? 12 Eylül'den sonra, 12 Eylül 1980'de ki askeri rejim, yani benim de üniversite atanamadı, çok sevimliydim ama, bu askeri rejim, MİN Dışişleri Bakanı kimdi biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz onu, o Dışişleri Bakanı? İlker Türkmen, ben söyleyeyim. O MİT müsteşarının oğlu. Arkadaş Amerika tuttu mu tutuyor. Ve Türkiye'de bu konuları konuşma, tartışma, değerlendirme olanağını bulamadığımız için tıkanıyoruz. Ve tıkandık. Bilmiyorum sonra cevabı. Bir daha var hocam. Ben nasıl olsa vazgeçtim. Yemeğimde. 1950'lerden önce CHP hükümeti bu yardımı kabul etmeseydi sizin yolunuza bırakıyordu bir soruyu. Direkt bir hayal edin. Bu yardımı da almasaydı şu anki konumuz ne olur? O sene içerisinde neler gerçekleşir? Şimdi bu tür varsayımlar tabii sosyal bilimlerde çok geçerli olmaz. O günün nesnel koşulları, objektif durumu, gidişi, başka şeyleri Türkiye hükümetini, Türkiye yönetenleri buna mecbur ediyor. Bir de hiç unutmayın, tabii biliyorsunuz yani. Kolayı seçti. Efendim? Kolayı seçti Türkiye. Yok. O çok kolaya kaçmak olur. Yemek yemeyeceğiniz için karım çok memnun çünkü kilo almayacağım düşünüyorum. Şimdi gelelim, yolun bu yönden. Değerli arkadaşlar, bizim kültürümüzde Amerika hep aklanır. Halide Edip adlar. Baba Oğlan'ın karısı, bildiğiniz romancı, düzgün, Kurtuluş Savaşı'na katılan ve kadın hareketinin öncüsü bir bayan. Kurtuluş Savaşı sırasında Halide Edip çevresi. Ne yapar biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Fransa ve İngiltere gibi sömürgeci değildir. O ülke tertemizdir. Virgül. Kurtuluş Savaşı'nı veremeyiz. Zaten 5 sene savaştık. Yoksunuz, açız, perişanız bulundur. Öyledir. Geçici bir süre Amerikan mandasını kabul eder. Şimdi dediğim gibi Amerikan Kolejinde okumuş, Batı'yı bilen, aydın, savaşan, Kurtuluş Savaşı'na katılan, onbaşı olan bir bayan, bir kadın, Amerika'yı aklayarak manda öneriyor Mustafa Kemal. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika tertemiz. Türkiye'deki aydın kesim, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Latin Amerika'da yaptıklarını bilmiyor, görmüyor. Oysa arka bahçem dediği Monroe'da bir konuda sen galiba bu işleri biliyorsun. Amerika bu arada toplum milletlere, halklara siyasal bağımsızlıklarını güya veriyor. Ama ekonomik bağımsızlıklarını kesinlikle vermiyor. O ayrımı yapıyor. Ve habire Latin Amerika'dan gelen İspanyol Portekizli insanlar, çocuk gençleri
Chicago Üniversitesi'nde okutuyor. İktisatçı yapıyor. Ve ülkelerine Amerika'ya hizmet etmek üzere gönderiyor. Latin Amerika. Türkiye 1950'li yıllarda bu sürece sokuldu. Amerika'da eğitildik ve bu ülkeyi de Amerikan çıkarlarına hizmet eder hale geldik. Kendim ne kadar değil mi? Ya öyle, maalesef üzgünüm ama ben. Dolayısıyla siyasetçiler, Ahmet ve Mehmet de, yani objektif, mesela koşullar bu. Bunu değiştirmek Başka hafta bitirdik galiba. O benim için Thank you.